Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Sen anlat Karadeniz. Sen o mermiyi nefese mi sıktın? Sağa sıktım. Sonra ona sıkacaktım. Kapat önünü. Abi Yiğit. Aslanım. Ulan ne oldu? O silah sesi neydi? Yenge bin da bin. Bana bak. Ablanın yanına git. Kimseye de bir şey deme. Seninle sonra konuşacağız. Benim konuşacak bir şeyim yok. Ama benim alacak hesabım var. Ömer abi kim ateş ediyor? Ne bileyim abi, buralarda ateş etmeyen mi var? Yengem Tahir abimle gitti. Biz de gidelim haydi. Gördüm onu. Haydi anne haydi. Hayır yavaş, başım dönüyor. Döndüreceğim ben senin o başını. Ben sadece Mercan'dan... Nefes, bir sus da. Sonra soracağım ben sana. Sen kime neyi sorarsın? Dangoz. Yenge, zaten canım burnumda. Bir de seninle uğraşmayayım. Kız bu niye sağa dellendi? Mercan kendini kesmiş. Senin ne suçun var? Kendimi kaybettim. Hasta yatağında Mercan'a bağırdım. Nazar da benim yüzümden Tahir'i vurmaya kalktı. Attırmayın camdan o telefonları be. Dıt 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 yetti de.
ne oldu bir anlatsana şunu. Asya abla sonra. Gel sen bende yürü. Höst! Esas sen yürü. Başka yere kudur. Hödükler başka kapıya haydi. Niye? Başlatma kapına gir içeri. Başka bir emrin var mı paşam? Güya dedi bir şey. Ula ben seni bu kuzuyla tek bırakır mıyım dangoz? He kuzu he. Hiç kuzu görmesek. Asya abla. Kızım sen ne yaptın? Ben çok özür dilerim. Niye atladın merminin önüne? Sen o yüzden mi kızdın? Ben de sandım ki. Ne sandın? Mercan'a dediklerim için kızdın sandım. Ulan niye kızayım ona? Yanlış bir şey mi dedin? Demedin. Allah'ın verdiği cana bunu nasıl yaparsın dedi. Sonra tuttun kendin aynısını yaptın. Bana atılan merminin önüne atladın. Ne alakası var ya? Aynı şey mi? Ula kafayı yiyeceğim. Netice aynı mı? Aynı. Ya Murat yetişemeseydi? Ya o mermi sana gelseydi? Sen kendini bana niye süper ediyorsun? Çünkü sen vurulacaktın. Vurulurum vurulmam sana ne? Niye kahramanlık yaparsın? Ha, aramızdaki tek kahraman sensin değil mi? Laf sokma bağa. Sen de bağırma bağa. Sen de merminin önüne atlama. Ne oldu deli Tahir? Korktun mu? O yüzden mi bas bas bağırıyorsun bana? Korktum ula. Korktum. Geberdim, öldüm, oldu mu? Osman hocam. Siz orada mıydınız? Hepsini mi? Duymuş merminin önüne atladığını. Gel bakayım sen. Geç otur bakayım şu. Bismillahirrahmanirrahim. Nedir bu mermi? Anlat bakayım o. Mercan onu kaçırmadım diye bileklerini kesti. Nazar kızdı bana ateş etti. Nefes tuttu merminin önüne atladı. Ben de ona patladım. Mercan iyi mi? Sağ. Daha sağ kalır mı bilmem. Tekrar denerse... Ben bir ziyaret edeyim ondan da bir konuşayım. Konuş hocam, konuş. Bir de git şu evdeki deliyle konuş. Hadi Mercan'da akıl yok, sağa ne oluyor? Merminin önüne atlamak nedir da? Tamam, onunla da konuşurum da onunla sen konuşsan daha iyi edersin. İnsanlar konuşur, af kurmaz. Ya af kurdum ama... Korkudan. Ödü patladı, onu biliyoruz. Lakin sen bu kızın rızasını alacaktın, ha? Böyle mi hemnefes olacaktın kıza? Bana söz verdin. Bunu ne yapacağız? Sen de bana başkalarını boş ver dedin. Ben sana anlamazlar dedim. Sen ne dedin? Sen anla yeter dedin. Arkadaşı ol kızın dedin. Allah nefs mi hemnefes mi bilir. Kulları bilmese de olur dedin. Ama o dediğin kullar bugün nefesin canına kastettiler hocam. Onu ne yapacağız? Ne yaptılar? Dağ devrenler bugün hastanede kızı linç etmeye kalktılar. Hepimizin günahı vardı. Bir tek onun yoktu. Ama infaz edilen nefes oldu. Cehaletin ilmi en günahsızın boynuna geçer, biliyor musun? Niye ya, niye? O kız mazlum hocam, mazlum. Vedat'ın zindanından kaçtı, kendi zindanımıza koyduk kızı. Niye, niye? De bana uşağım. Mazluma elini uzatmayan kendini nasıl aklayacak? Ona sen masum değilsin diyecek. Aynen öyle.
bahaneleri de benim. Anam bile nefesin benim peşimde olduğunu sanıyor. Bilmiyorlar ki bırakmayan Tahir. Zanla hükmedecekler oğlum. Ama sen Allah'ın hükmüne bakacaksın. Lakin Allah'ım benim ne büyük derdim var demeyeceksin. Dönüp derdine benim ne büyük Allah'ım var diyeceksin. İnşallah derim. Dersin. Dersin oğlum. Demeyecek olsan Allah o mazluma senin elini uzatmaz. Eyvallah hocam. Nereye? Çivre. Nefese bakan aslan denize bakmaya he hocam. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Çıkarmayın ayakkabıları. Buyurun, buyurun. Ay, sağ olun. Buyurun. Cemil Bey. Rica ederim. Teşekkürler. Buyurun bakalım. Hiç buyurmayalım, rahatsızlık vermeyelim Cemil Bey. Olur mu öyle şey? Ben bir çay koyayım ocağın üstüne. Ay yok, hiç zahmet etmeyin. Çok yoruldunuz zaten. Biz gidelim. Siz de adam akıllı dinlenin, tamam mı? Ego, o kadar yol geldiniz. Çok da almıştınız. Aklımız sizde kalacaktı. Sağ salim vardınız. Biz müsaadenizle gidelim. Evet, biz daha sonra uğrarız tekrar. Ya, olur mu öyle şey Vedat Bey? Olur, olur Cemil Bey. Artık yabancı değiliz. Mercan'cığım güzelim, sen de dikkat et kendine, tamam mı? Çok büyük geçmiş olsun Mercan Hanım. Sağ olun. Sizlere de. Herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa lütfen hiç çekinmeden arayın. Sağ olun. Buyurun bakalım, haydi o zaman. Geceler tekrar. Bu mülayim adam mı o karıyı döveymiş? Kim bilir o dayağı hak edecek neler yapmıştır o yosma. Cemil Bey. Şimdi sırası mı bilmiyorum ama belki de tam sırasıdır. Şu para işleri mi diyorsun? Yani. Kaleliler
Sizin ailenize de el uzattı. Benim aileme de. Bu eli beraberce kırmasak mı? El kırmak belki sağa yetebilir. Ama ben boyunlarını kırmadan rahatlayamam Vedat Bey. Ne demişler? Ağanın eli tutulmaz. Siz yol gösterin. Biz yürüyelim. Cemil Bey. İyi akşamlar. Hadi. İyi akşamlar. Evet. İyi akşamlar. Bana sen bir şekerli çay yap ablama, ben de battaniye getireyim. Bir hoş geldin yok mu Marita? Sen burada, babam evde. Gördük. Sadece baban değil, Vedat da evde. Hayırdır, yeni dostunuz mu? He, dostumuz. Ablamın canına kıyan eskilerden bir hayır gelmeyince yenisini bulduk. Hadi şimdi defol git evimden. Yo. Önce bana abime sıktığın o mermunun hesabını vereceksin. He, vereyim. Kısastır hesabım. Abin de aynı ablam gibi ecelin gözüne baksın diye sıktım o kurşunu. Ecelin gözüne bakan sen olma da. İyi, bu kısımda korkmam mı gerekiyor Yangaz Efendi? Kork bence. Sağa kıyamam sanma, yanılırsın. Bundan sonra abimden de, nefesten de uzak dur. O zaman sen de benden uzak dur Murat Kaleli. Bir daha da buraya gelme. Haydi uğurlar olsun. Öyle olsun. Beni de bir daha buraya getirtme, üzülürsün. Lan seni öz düşmanı! Baba! Gel buraya! Lan namussuz şerefsiz seni! Gel buraya lan! Bekle lan! Bakın baba! Cemil ne oldu? Baba hayırdır? Baba! Gir içeri! Senden sonra konuşacağız. Yengem ben balımı alıp geleyim, sen burada bekle. Yenge etme daha. Süründürdün abimi işte, tamam. Yat artık evinde. Sağa kalmadı Yangaz. Ne bağa kalmadı? İyi ki Beyşan'ı kaçırdık ha. Amma kıskandın. He. Onu kıskandım. Ondan bozuştum abinizle. Kimmiş o karı da kıskanacakmışım? Yoluk kafalı sritik kurbağa. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Uydu da. Yalnız bir mavi tülü geyik kadar olmasa da... Uydu vallahi. Helalleşelim ikizim. Ne oluyor oğlum? Seninle geçirdiğimiz 25 seneden razıyım. Gerçi biraz kısa oldu ama. Hadi eyvallah. Yenge. Helim abi sen kavur. Nazara sakın verme bak, mezarımda ters dönerim ha. Ulan sen ne diyorsun, ne oluyor? Ölürüm azıcık da. Aha işte celladım da geldi. Lan şerefimize göz mü koydunuz? Cemil abi. Lan, dur. Cemil abi dur. Cemil abi dur. Cemil abi dur. Bismillah. Hayır olsun. Hayırdır Cemil abi? Böyle kardeşlerini benim kızlarımın peşine dolanmasınlar bak. Yemin ederim bu bahçeye sererim leşlerini. Asıl sen kızlarına de. Uşaklarımızın peşlerinde dolaşmasınlar. Benim kızlarım kimsenin peşine dolanmaz. Kızımın odasına zamdan gidi bu şerefsiz. Oo yavaş gel Cemil abi. Kimdi şerefsiz? Şerefimizle girdik, diyeceğimizi dedik, çıktık. Cemil abi. İndir o silahı. İndir da! Neye girdin ulan kızından içeri? Camdan mı girmiş? Ulan neye geçirdin kızı? Yetsin benim yangazım onun mostralık kızına. Asıl bunun kızı bugün hastanede. Yenge, yenge sus. Ne yenge, yenge susmayırım. Sağa gelmiş silah çekiyor. Kızı almış eline tabancayı, tayırı vurmaya kakay. Hayırdır?
Nereden buldunuz bu bolluyu? Bakayım tabancayla Tahir vurmaya kalkar. Oy! Benim kızlarım öyle şey yapmaz. Fıçkı yapmaz. Git Nazar'a sor, anlatsın. Ateş etti bugün Tahir'e. Az daha kızlarımın birini toprağa, birini mahpusa kuzadınız, öyle mi? Yavaş Cemil abi, yavaş. Yavaş mavaş yok. Bundan sonra senden kan davalıyık Mustafa Kaleli. Bunu aklına yaz. Ateş etmiş, ateş. Ne yapsaydım? Kusluk vaktini mi bekleyeydim? Mercan yetmedi. Tahir'i de toprağa koyacaktı bu İstanbul yosma. Mustafa. Ne vakit bir şey yapacaksın? Ne vakit kımıldayacaksın? Meraklanma. Mustafa'n kımıldamaya geçti, dört nala gidiyor. Anaoğul gemi iyice azıya aldınız. Azıya? Ula zaten canım burnumda. Kardeşime sıkmışlar. Birini tutayım derken öbürü kopay. Veda sıkacak derken nazar sıkay. Bak başlamayalım şimdi ya. Başlamayalım tabii. Şimdi analı oğlu size bir kapak edeceğim. Hazır mısınız? Ne? O elinizden gelse bir kaşık suda boğacağınız nefes. Bugün ne etti biliyor musunuz? Lan etti. Tahir'in canını kurtarmak için kurşunun önüne atladı. Ne? Yoksa bir şey oldu mu? Hevesinizi kursağınızda bırakacağım ama yok, olmadı. Hala yaşay. Ana, nefes var ya, Tahir'den daha deli çıktı. Eyvallah. Abimi kurtarmak için merminin önüne atlaysa, ana bu kız kim bilir sana neler eder. Bizim oda? He. Bizim oda. O rüyadır. Bizim oda diye bir şey yok. Siyah. Etme da. Hiç konuşma Mustafa, git yat aşağı. Ben buraya kızım için geldim. Uyanıksa onu alır giderim. Uyuysa onunla yatarım. Tamam. Yatmaya bağlımla yat. Ama kalma evimize kadar. Heder etme çocuğu bir oraya bir buraya. He. Başkalarının çocuğu heder edilebilir. Bizimki edilemez. Tamam karım. Sen haklısın. Ben ettim, sen etme de. Bozma bağlamın düzenini. Affedebilecek misin beni? Affetmem. Sevsem bile. Benim sevdiğim... kızının getirdiği yavru kedi... paltosunun içinde uyutan adamdı. Bir yavruyu anasından ayıran adam değil.
O da oldu değil mi? Sonunda evden kovuldun ha Mustafa Kaleli? Şşş! Kimi kovacak la beni yerden? Ulan Mustafa Kaleli. Anca havasına. Sen daha dün o kütüğün üzerinde sabah etmedin mi? Sevdiğin kız cama çıkmadı. Şimdi de toptan sallamış seni işte da. Tahir. Abi minarenin tepesinden sallandıracağım seni ya. E sallarsın. Sallarsın da Asiye Reis seni niye salladı onu de bana. Niye bozuksunuz kaç gündür? Bir yavru kedi eve almadım da. Niye almadın da? Anam kızar diye mi? Ya Tahir sen onu bunu boş ver be. Sen de bakayım bana. Bu nazar bugün sağ sıkmış ha. Kahraman nefes de tuttu merminin önüne atladı. Bak aklıma geldi delilendim yine. Nefes bacımdan Allah razı olsun da. O nazarın benden çekeceği var. O nazara fena gıcık oluyorum. Ama aynı işte sen de. Neresi yani ben oğlum? Ortaokulda kaportacı Haşim'in oğulları beni dövmüştü hatırladın mı? Hatırladım. Seyyesine boyuna bakmadan daha askerlik çağındaki 5 tane herifin içine dal. Kaburgalarını eline vermişlerdi senin ya. Sen de sonra sanayiyi onların kaburgalarına geçirmiştin. Haşim çocuklarını o kaportaların altından topladı be. Benim kardeşime dokunanı toprağın içine gömerim. Herkes bunu bilecek. İşte o gün dedim. Ula deli Tahir. Sen Abu Karadeniz'i de yaksan, abim varken sağ bir şey olmaz. Tahir, sen yine de bana çok güvenme ha. Yiğit kaybolduğunda. He. Yiğit kaybolduğunda. Bütün jandarmayı köyü ayağa kaldırdım. Nefesi istemedi un halde. Bu mevzuların duyulmaması için o kadar uğraştığın halde. Çocuk kayboldu, sen hiç düşünmeden bütün köyü ayağa kaldırdın abi. İşte bu yüzden ben sana güvenirim abi. Hayır, bazen insan kendinden beklemediği şeyleri yapar ya oğlum. Ula Mustafa Kaleli. Ula Mustafa Kaleli, iyi ki benim abimsin be. Şerda Fıray. Kurban olurum ben sana. Kurban olurum. Abi, abi yavaş da. Ula, sana da hiç yüz vermeye gelmiyor ya. Sus lan, sus. Düşündüğünde, yani bir gün olur ha, bana kızacak olursan. Şunu unutma oğlum. Derdin ne olursa olsun, benim senin için yapamayacağım sen yok. Hatırla beni ha. Aa, dert demişken, benim derdime bakıp ne büyük Allah'ım var demem lazım. Bileceksin mi? Nereye geleceğim ya? Şükür namazı, şükür namazı. Beraber kılmaz mıyız? Kılarız koçum. Kılarız. Haydi. Haydi. Namazı kılarız da şükür namazı mı olur? Nedamet namazı mı? İşte onu bilmiyorum.
Kızım, yine kabus mu gördün sen? Hı. Ben çok mu ses çıkarttım? Sizi uyandırdım mı? Yok. Ben teheccüd namazına kalktım. Sen dua ediyordun. Ben seni böldüm. Olsun. Osman hocam. Teheccüd ne? Teheccüd. Hani sevdalık çekerken aklına gecenin bir vakti sevda düşer de seni teslim alır ya. Teheccüd öyle, kendini teslim etmektir Allah'a. Rabbinde kaybolmak için uykuyu terk etmektir. Ben sevdayı da teheccüdü de bilmiyorum ama siz çok güzel anlattınız. Ben de anladım. Haydi. Haydi. La ne haydi? Eve gelmeyeyim mi sen? Sen git. Geleceğim ben sonra. Tahir. La daha gündüzüne hastanede ne oldu da? Bak bir gören olur. Tamam da sen git, geleceğim. Haydi. Hayırdır Tahir? 3-5 nöbetine mi kalktın? Yok, ben... Ha, teheccüd namazına geldin ha? Hocam ne yaptın? Camiye kamera mı koydun? Yok, oraya koymadım ama bu kapıya koyacağım galiba. Ya uşağım, gecenin bu saatinde bir kız evini kapısına dayanılır mı? Ha? Hocam uyumuyor, ışığı yanıyor, gördüm de. Hocam, müsaade edersen Nefes'e bir şey soracaktım. Tövbe işte. Kızım, git şu delinin derdini anla. Ben namazı bitirene kadar da gönder onu evine. Nefes, bir şey soracağım. Kararını değiştirmedin değil mi? Kalıyorsunuz. Yüzden mi dayandın gecenin bu saatinde kapıya? Ne kapıymış arkadaş? He Nefes, o yüzden dayandım. Kalıyoruz de gideyim. Tahir, Mercan intihar etti. Ben kıza bağırdım. Ailesi benden nefret ediyor. Sen beni korumaya çalıştıkça her şey daha kötü oluyor. İstemiyorlar beni burada. Nasıl kalayım? Ya sen düşünme bunları. Ben halledeceğim o mevzuları. Şu önünü de kapa. Ayaz var. Sen niye uyumadın? Uyudum da. Kabus gördüm. Sen nereden biliyorsun? Yiğit'i bulduğumuzdan beri mi görüyorsun? Öncesi var mı? Serumla mı alakalı? Yiğit aç kalmış. Serum taktılar ya. O zaman başladı. Biz
Kaçardık. Sonra yakalanırdık. O da beni cezalandırırdı. Zaten o yüzden Mercan'ı görünce kendimi kaybettim. Ben hayatta kalmak için o kadar uğraştım. Kendine böyle bir şey yapınca aklımı kaçırdım. Çok ayıp ettim kıza. İntihar eden öyle bağırılır mı hiç? Bağırılmaz. Vedat, seni yine yakalarsa ben dayanamam. Deliririm. Nefes. Kalman şart. Tahir, ne olur yapma. Bak, ortalık yangın yeri. Beni burada barındırırlar mı zannediyorsun? Dedim ya, halledeceğim ben o mevzuları. Nasıl halledeceksin? Yok. Sen bir delilik edeceksin. Kalamam Tahir, olmaz. Gidersen peşinden gelirim. Tahir. Ama seni yaban ellerde korumak çok zor olur. Emniyette olduğunu bilmem lazım. Ya Tahir, sen beni dinlemiyor musun? Emniyette olman lazım diyorsun. Senin canın emniyette değil. Ya bugün senin nazar vuruyordu ya, vuruyordu. Nefes. Akacaksa benim kanım aksın. Seninkinin aktığı yetti de. Kıyamam ki. Kurban olayım, kal.
Şimdi Suat Bey, bak sen şimdi bizi kapıda karşıladın, kapıda uğurladın diye paramızı senin bankaya tutmayalım. Yani hesabında nazımızın geçeceğini bildiğimiz için tutayalım. Biliyorum, biliyorum. Kaleliler akrabandır. Bayramda el öpmeye gidersin ama bugün Mustafa Kaleli gelip senin elini öpse de o krediyi vermeyeceksin. Anladın mı Suat Bey? Bence anladın. Hadi. Günaydın baba. İyi misin? İyi, anan kahvaltı hazırlasın. Bol bol ye, kuvvet kazan. Sen de git hazırlan, seni işe bırakayım. Hadi. Ben kendim giderim. Git hazırlan. Dün gece yatmışsın. Seninle şu Murat Kaleli hesabını görmedik. Onu göreceğim. Ablamın pansumanı var baba. Hem benim nöbetim öğlen. Sen çık. Hesabı akşam şey ediyoruz. Zaten sana ayrı ayarım, şansını zorlama. O sıktığın mermi nefese gelmedi diye şükret ve çekil yolumdan. Deli misin ya? Babam içeride, dur. Ben de zaten baban evdedir diye geldim sabahın köründe. Selamın aleyküm. Ne işin var ula senin buraya? Aleyküm selam. Geçmiş olsuna geldim Cemil abi. Malum hastanede diyemedik. İnfaz işleriyle meşguldünüz. Sen bana posta mı koyuyorsun? Senin yüzünde kızım yeter buraya. Gel o suçu paylaşalım Cemil abi. Ne diyorsun ula sen? Ben Mercan'a ne istediğini sormadım. Kafama göre estim. Sen de kızına ne istediğini sormadın. Parmağından yüzüğü çektin, çıkardın. Gel biz seninle bu konuyu hiç konuşmayalım Cemil abi. Yani kızım benim yüzümden bileklerini kesti, öyle mi? Cemil abi, Mercan'ın yanında tartışmayalım bu konuyu. Sen bir ara gel bana, uğra. Yerimi biliyorsun. Ben sana anlatayım tek tek ettiklerini. İyi misin Mercan? Geçmiş olsun. Sağ ol, iyiyim. Sana da bu ettiğinin hesabını soracağım. Yırttım sanma. Ama önce iyileş, tamam mı? Tamam. Arayacağım seni. Ha bu arada, eğer birileri senin canını sıkarsa onu da bana söyleyeceksin. Ben de onlara göstereceğim can sıkmak neymiş. Haydi bana eyvallah. Yolu biliyorum, hiç zahmet etmeyin. Ya tek elinle yaparsın bunları. Ben üzülürüm burada ya. Olur mu öyle şey hocam? Hallediyorum ben. Ya ama yakarsın Allah korusun. Hocam. He. Ben dün gece için çok özür dilerim. Ben Tahir'in geleceğini bilmiyordum. O delinin bile kapıya dikilmeden 10 dakika önce haberi olmuştur kendisinden. Senin nereden haberin olacak? Buraya yerleşmeme haber vermek için gelmiş. 40 yılda bir defa akıllılık etmiş. Ben de kabul ettim. Sen zaten akıllısın. Ona şaşırmıyorum. Yalnız benim iş ve ev bulmam lazım. Evet, iş bir de ev meselesi var. Benim bir Asiye'mden Esma'm vardı. Bir de sen geldin, 3 tane kızım oldu. Eğer senin için de münasipse burayı baba hoca olarak bilir misin? Güzel kızım. Kızım, sen çaya bak. Kaynı fazla acılanmasın, olur mu? Ne oldu? Ne oldu? Otur bakayım.
Sen benim yumurtamı yesen, anneme de iyi dedi desen olur mu? Olmaz. Niye ki ya? Ya ama yalan demiş oluruz uşağım. Tahir abim yemişti. Oy de yalan söyledi demek ki Tahir abi ama büyük günah. Yok ya, beceremedik ki. Annem yakaladı bizi. Oh. Yiğit, neyi bekliyorsun anneciğim? Tahir abinin gelip yumurtayı yemesini mi bekliyorsun? Siz bir şeyler mi karıştırıyorsunuz? Yok. Hem nasıl karıştıralım ki zaten? Sen her seferinde yakalıyorsun bizi. Hey yo, Tahir abim geldi. Otur o yumurtanı ye. Yoksa Tahir abini eve bile almam. Hadi. Ye. Yumurtanı ye. Hadi bakalım. Tahir bak, Yiğit'e yüz verirsen... Ne oldu Nefes Hanım? Dangoz bekliydin, yangaz mı buldun? Bak bak, bozuldu. Yangaz, Nefes yengemin rengi attı. Kırılsak mı? Vallahi hayaller hayatlar meselesinde hayat olacağım hiç aklıma gelmezdi yangaz. Ben şu an bittim. Çok komik yangazlarla çok komik emice kızları gelmiş. Haydi bana hayırlı başarılar. Bu da oldu ya. Olmaz mı ya? Tedrisatımdan geçti. Tam balayuk yetiştirdim. Hadi hazırlan da çıkalım, işler çok. Ne işi? Ne işler olacak? Yerleşme işleri. Bir dakika, bir dakika. Sen nereden biliyorsun ki benim kalacağımı? Senin deli gecenin köründe kapıya dayandı. Yiğit okula yazdırmak için Nefes'e ikametgah çıkarttırın dedi. Sabah ezanında da benim kapıya dayandı. Vedat'a uzaklaştırma çıkar savcılıktan dedi. Al. Yanına 200 metreden fazla yaklaşması yasak. Bizim kafaya da sabah su döktü. Nefes'i doktora götürün, randevusu var, alçısı çıkacak dedi. Sizi buraya dikti ama... kendisi nerede ki? Ula ula. Ula ula. Siyah siyah. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Seni burada gördüğüm iyi oldu Mithat abi. Ben de buradan çıkıp yanına gelecektim. Ben de buradan çıkınca senin peşine düşecektim. Hayırdır? Ulan Huyar, ben sana kaç kere söyledim? Sözlü adamsın. Yanmaz yakarsın. Sonunda Mercan'ı yaktın. Rahatladı mı için? Ula yine mi? Boğuldum da. Ula dayı oğlu, sen bunu ufakken dövecektin. Dövmedin ya, işte böyle oldu. Hala geç kalmış sayılmam halamın oğlu. Da işte. Ander kalsın abi yüreği. Kıyamayırım. Ne diyeceksin? De bakın bana. Nefes burada kalacak. Temelli. La yuh be. Yuh. Yok yok. Dövecek. Dövmedin böyle olur. Hayır, etme. Ettim bile. Lan oğlum, Cemil o yüzüğü sen Nefes'in yanındasın diye çıkardı parmağından kızın. Kız ne yaptı? Mercan bileklerini kesti. Lan sen bundan sonra ne olur biliyor musun? Daha devirenler ortalığı yakacak. Memleket yangın yerine dönecek, bilirim da. He, bilirsin de ne o zaman yangına benzin atarsın? Eğer Nefes'i siz korursanız yangın söner gider. Bu ne demek şimdi? Ben Nefes'ten uzak duracağım. Siz de ne gerekiyorsa yapacaksınız. Ya git! Sen Nefes'ten uzak filan duramazsın. Siz korursanız dururum. Oğlum, hadise korumaksa biz uzaktan da koruruz. O dediğini bir kez denedik abi. Az daha Yiğit'i kaybediyorduk. Onu unut. Koruyor musunuz yoksa ben nefesi alıp gidiyor muyum? Lan manyak, sen nereye gidiyorsun? Nefes, Vedat'ın zindanından kaçıp
burada bizim zindanımıza düştü. Yanlış mıyım? Sade de gel. Ben bu zindandan o kızı kaçırmasını bilirim. Eski gardiyanı Vedat da peşimize düşer. Ben onu canım pahasına korurum. O ayrı. Ya da? Ne ya da ne? Buraları Nefes'e değil Vedat'a zindan edersiniz. Kımıldayamaz. Gözünüzü üstünden ayırmazsınız. Nefes'e de bacınızmış, hemşerinizmiş gibi davranırsınız. Düşmanınız gibi değil. Sen de uzak duracaksın ha Nefes'ten. Aynen. Hiç görmeyeceksin onu. O zor. Arada iyi mi diye bakarım. Yiğit'i görürüm. Korunması gerektiği zaman yanında olurum. Ama Nefes'te dolaşmam, ortalarda görünmem. İşime gücüme bakarım. Normal hayatıma dönerim. Yani bir münasebetin, ilişkin olmayacak ha? Yavaş. Oldu mu ki? Tamam, tamam. Ben bir sorguya çekerim Vedat'ı. Rahat bırakmam. Kararın nedir? Nedir kararın ne? Sanki bana karar vermeye şey bıraktın da. Sonra. Tamam. Vururuz Nefes'i. Benmişim gibi koruyacaksın. Nefes'i de Yiğit'i de. Nefes bacın, Yiğit evladın. Asya abla, çocuklar bütün gün peşimizde zaten. Bırak işleri güçleri vardır. İşleri seni korumak olarım. Haydi. Anam, Naciye telgrafı laf toplama mesaisine başlamış. Hoş geldin Asiye. Hoş geldin Esma. Hoş bulduk. Hoş bulduk Muhtar'cığım. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Bak ayrım da misafiriniz hala sizle Asiye. Sen haberi gezdirmeye başla Naciye abla. Nefes misafir değil artık. İkamet çıkarttırmaya geldik. Uy, nereye çıkartacağınız? Sizin konağı mı? He, bizim konağı. Tapuyu da üstüne yaptık, oldu mu? Asiye abla. Osman Hoca'nın evine çıkaracağız ikametgahı. Uy, zaten köy çalkalanıyor. Şimdi bak neler olur. Niye çalkalanıyormuş o köy? Tahir bu İstanbullu kız yüzünden Mercan'ı bıraktı. Mercan da kendini kesti diyorlar. He vallahi, muhtarlıkta herkesin ağzında aynı laf. İnsaf. Kim yaydı acaba bu lafı? Kim yaydıysa yaydı. Yanlış mı yaydı Asiye? Doğru ya doğru. Kız telgraf Naciye abla. Sen eşekten yanlış meslek edindin ha. Kalk 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 Handan abla. Koltuğu hak edene pirak. Tamam, Handan abla biz şu ikametgah işlemlerini yapsak mı artık? Tabii tabii. Başlamasına başlayalım da önceki ikametiniz neresiydi? Kocasının evinde dur. Nerede olacak? Ben evli değilim. İkametgahım da babamın evinde. Madem evli değilsin, madem babam var. Seni koruması için sözde adamın peşine niye takıldın? Babana gitseydin ya. Esma çekil oradan. Ege, Asiye dur. Dur, sade dur. Ne diyorsun? Delirdin mi? Asiye de dur. Hep bunu yapmak istemiştim. Kısmet bugüneymiş haydi. Aha yengem Naciye'yi avuta attı. Haydi bakalım da köy. Bazen bu ikiz olma işi fena canımı sıkıyor ya. La dökül dedim. Tamam da. Birazdan çok acayip şeyler duyacaksın. Dünya hazır mı? Bismillah. Hazırım.
oğlum ben bu nazarı. Sen bu nazarı? Özleyelim. Ya gazdır o gaz. Tahir abimi ateş eden kızı sen ne diye özleyorsun? Ha işte ben de onu diyorum da. Niye özlerim abi ben bu kızı? Hem de çok pis özlerim. Niye? Niye hayali gözümün önünden gitmeyin? Kovayırım ama. Gitmeyin yavrum kızı. Yapıştı kaldı. Acaba kafama mı sıksam? Ya gel ben senin kafana iki tane çakayım da. İşe yaramazsa sıkarsın. Ha böyle gözüme çak. Oralarda da çok dolanıyor. Ula hayırlı başarılar diyeceğim de hayırlı kısmı tartışılır, başarı kısmı muallak. Yangazlar, haydi. Nasıl kalıyor? Naciye sen ne diyorsun? Ne? Osman Hoca evine mi almış? Elimin yüzümün karası. Kız kapa, kız kapa. Ana, Osman Hoca kimi almış evine? Alo Cemil. İstanbul'u Yosma'yı Osman Hoca sahiplenmiş. He? Asiye de kıza ikamet çıkarttırmış bugün. Hanım ne dersin sen ya? Hanım ne değilsin diyor. Adam da şaşırdı. Ya bu Osman Hoca'ya ne oluyor ya? Kalelilerin dünürü olabilirsin ama ahlaksız bir kadını nasıl eve alırsın ya? İmamsın sen, imam. Dünürü de çekmiştir de. Tövbe estağfurullah. Adamı dinleri imandan çıkartacak da bunu. Ya kapat karı ya, kapat ya, kapat, kapat, kapat. Bitmeyi bularım da işleri ya. Tahir yaptırtmıştır kesin. İstanbullu karıyı aldı, imamın evine koydu. Osman Hoca'ya da kimse karşı gelemez. Deli Tahir akıllıymış meğer ya. Mercan, Şerafettin Hoca'ya gidip sana muska mı yazdırsak? Deli Tahir, sana neler ediysen onun için canına kıyaysın. Büyü mü var kız sende yoksa? Ana ne büyüsü ne muskası ya. Gitmeyin o şarlatana. Doktor lazım ablama. Ablam, ben bizim hastanenin psikiyatristiyle konuşayım. İlaç mı lazım, psikolog mu lazım desin bize, olur mu? Tanrı misafiri kabul eder misiniz? Naciye gelmiştir kesin. İstanbullu Yosman'ın imamın evine nasıl kapak attığını anlatacaktır artık. Ballandıra ballandıra. Osman Hoca da büyük ayıp ediyor ama. Mercan kızım, geçmiş olsun. Sağ olun. Osman Hocam, hoş geldin. Kusura... Hoş bulduk. Bu uşağımın annesinin biraz işi vardı da... ben dedim ki gel hasta ziyaretini götüreyim seni. Allah hayır ve murat ettinin evine misafir gönderirmiş dedim. Köyümüzde de Allah rızasını kazanmak isteyen vardır belki dedim. Gel biz seninle mutfağa bakalım ha. Mercan kızımla biraz sohbet etsek. Yalnız. O döktü bakayım. Gel bakalım burada ne varmış? Orijinal hamsi köy sütlaçı yer misin? Yerim. Murat abimler de beni hamsi köy sütlaçı yemeye götürmüşlerdi. İyi misin kızım? Çok utanıyorum hocam. Allah beni affetmez artık değil mi? Kim demiş onu?
Affeder mi? Tövbe edersen affeder. Ama biraz gücenmiştir. Niye olduğunu biliyor musun? Niye? Allah cennet karşılığı bizden canlarımızı satın almış ya. Ona ait olan cana bir kulu için kıymaya kalktın diye gücenmiştir. O kız da öyle dedi. Bir adam için canına mı kıydın dedi. Güzel demiş. Zalime rağmen canına sahip çıkmış. Kıymetini bili. Ama beni o zalimle bir tuttu. Yok, etmez öyle. Vedat sevdim dedi, beni kesti. Sen sevdim dedin, kendini kestin dedi, bir tuttu işte. Tutmamıştır da ama dediği de yanlış değil. Varlığını bir insana bağladın mı, onu da kesersin, kendini de. Nasıl yani? Bir fani hayatının şartı zannedersen, ona kıyacak kadar zalim olabilir, kendine kıyacak kadar çaresiz kalabilirsin. Lakin bir başkası bizim için ancak hayat arkadaşı olabilir. Hayat şartı olamaz. Hayat emanettir kızım. Emanete hıyanet olur mu? Olmaz ya. Olmaz değil mi? Aferin benim akıllı kızım. Bir tane daha ıslatmaç alabilir miyim? Alabilirsin tabii. Çok mu sevdin? Ağlama. Bak tadı çok güzel. Mustafa Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Fatih. Sen nasılsın? İyiyiz biz de, teşekkürler. Suat müdürüm yok. Nasıl? Daha dün konuştuk ya, bu saat herhalde bulaştık. Annesi rahatsızlanmıştı, onu Trabzon'a götürdü. La akrabadan haberimiz yok ya. Fatih yenge ha? Bir arayın bakalım. Kapalı çıkar ya. Ciddi bir şey olmasın? Bilmiyorum. Suat Bey size iletmemi istedi. Genel merkez kredi talebinizi onaylamamış. Değilsin. Maalesef. Peki. Öyle olsun bakalım. Ben bana ne zaman alayım krediyi? Maalesef alamıyorsun abi. Ya ne demek alamazsın krediyi? Oğlum benim şimdiye kadar dönmüş bir çekim mi var? Ödememiş bir kredim mi var? La benim sicilim derdimizde. Ne demek alamazsın krediyi? Abi aramızda kalsın da Cemil Dağ Devire'nin bir de çok büyük mevduat hesabı var. Ya
Bu ses tonundan hiç hoşlanmıyorum Yaşan. Resmen gönlümü mahvedeceğini hissettiriyorsun. Bana ne gerek var? Sen o geleneklere bakarak hayatını mahvediyorsun zaten. Mahvetmiyorum. Hayal ediyorum. Ergiç o imzayı atacak. 8 yıldır atmadı. Nefesi en çok bu yönünü seviyorum biliyor musun Yaşan? O kadar dirençli ki. Sen neden gelmiştin? Bir iyi bir kötü haberim var. Hangisi? Seç. Önce iyi haberden başlayalım ki son hissettiğimiz duygu öfkemiz olsun. Mustafa Kaleli bütün bankalardan eli boş döndü. Harika ya. Zavallı Mustafa. Bunların en iyi günleri olduğunun farkına varsa keşke Eşan değil mi? Evet, güldük bitti. Şimdi kötü haberi alalım. Nefes uzaklaştırma emri çıkarmış. Görüyor musun Eşan? Gel de kafayı takma. Sana demiştim. O çok dirençli. Ona uzaktan da olsa zarar verebileceğimi bildiği halde asla vazgeçmiyor. Trabzon'da bildiğin iyi bir çiçekçi var mı Eşan? Ne? Ne çiçekçisi? Niçin? Küçük bir test yapacağız. Ne testi? Ne kadar fedakarsın testi. Çok eğleneceğiz Eşan. Çok. Emice kızı, ne yedin ne yedin? Aha. Bu da lokmalarımı sayar. Aynı kaynanam. Esnekten mi Asiye abla? Yok canım. Pintiliğim benziyor bir tek. Öbür hıyların pırlanta gibi maşallah. Aa, pintiyim. Ben. Nefes. Hı. Bugün balımın okulunda veli toplantısı var. Sen de gel okulda görürsün. Asiye abla hastane randevum var ya. Hem Yiğit olduğunda mı gitsek acaba? O çok hevesli ya. Olur. En son pintiyim diyordu. Oo, kaynatamadım Goni'yi. Ablam biz alışverişe mi gitsek? Yiğit'e çalışma masası falan bakarız. Babamın evinde de yok ya. Asiye abla bir dur. Önce bir iş bulayım, para kazanayım. Ondan sonra masayı alırız zaten. Ne işi? Çalışmam gerekiyor Yangaz. İş bulmam lazım. Esma abla, yerel gazete falan var mı? İş ilanı var mıdır ki? Ya internet siteleri var, gel bakalım. Yıldız Tornavida. Okulu görmeye gidecekler. Yiğit varken gidelim dedi. Çalışacakmış bu. İş bulacağım diye. Dev Allah'ım ya. Ne oldu ki Tahir abi? Yok bir şey koçum. Söyle ona benim tepeme attırmasın. İşmiş yok. Otursun oturduğu yerde. Esnekten mi abi? Biz bu işi gizli yapıyoruz. Hatırladın mı? Gambazcıyım. Senin komşuyla ayrım mı diyeyim Nefes'e? Çalışacakmış. He çalışırsın.
Ne? Kim çalışacak ki Tahir abi? Hiç kimse koçum. Kimse çalışmayacak. Yok öyle dünya. Ya bunların hepsi lise diploması istiyor. Okul birincisiydim ben. Ama diplomam yok. Sınıf arkadaşlarım mezun olurken ben... Sınıf arkadaşlarım mezun olurken sen? Yeni hayatıma başladığım günlerde şimdi eski günlere gitmeyelim. Boş ver. Ben diyorum ki, ben böyle çaycılık falan yapsam, diploma istemeyen bir yerde çalışsam, o sırada liseyi bitirsem. Ne çaycısı ya? Ne oldu Yangaz? İtirazın mı var? Benim yok. Hiç kimsenin olamaz zaten. Ekmek parası değil mi? Helal olsun da. Ben diploma istemem. Ben seni işe aldım. Ne yaptın, ne yaptın? Ya yardımcı arıyordum zaten. Gel benimle çalış. Ya bir git Esma abla. Yardım olsun diye iş yaratma bana. Canım, ayıptır söylemesi, ben çok başarılı bir avukatım. Ve haliyle yoğunum. Hani bazen şu emici kızını az ofiste otur diyorum ama... adliye dönüşü bunu Kuyumcu Gültekin abinin yanında buluyorum. Huuu, nankör. Giderken kapıya Kuyumcu Dayıklı'ya yazı asmadın mı? E meraklısı da gelsin, orta bulsun. Hadi gözünü seveyim, gel benimle çalış. Kurtar beni bundan. Esma abla, çok teşekkür ederim. Gel Asya ablam, sensiz olmaz. Çok teşekkür ederim ikinize de. Abi müjde, nefes yengem iş buldu. Sakinim, sakin. Sakin. Sakin ol. Yok olamayırım. Gel oğlum buraya. Gel oğlum buraya. Haydi da yetti sevgi yumağınız. Randevu saati geldi. Nefes, haydi sen hastaneye. Yenge kalk, seni de okula götürelim. Hadi. Tekrar teşekkür ederim Esma abla. Haydi emicemin kızı. Hoşça kal. Nazar, çiçek sana gelmiş. Karşılığı olamaz ama beni iyileştirdiğin için teşekkürler. Vedat Sayar. Çiçeğe gerek yoktu. Ben görevimi yaptım. Lütfen Nazar. İyi bir şey yaptım hissediyorum. Bunu bozma. İyi madem, bozmayayım. Çiçek için teşekkürler. Açıkçası ama ben bu teşekkürü benimle yemeğe çıktığında almak isterim. Senle yemek yiyemem. Ama bunun için biraz geç kaldım. Yalnız dur. Şu anda beni reddedersen gerçekten çok büyük ayıp etmiş olursun Nazar. Gelmeden önce arasaydın ayıp etmezdim. Ama o zaman... beni reddetmen çok kolay olurdu. Ben işimi şansa bırakmayı hiç sevmem. Nefes, iyi misin?
Nazar'ı kendine yeni kurban seçmiş. Kızı mahvedecek. Bir şey yapmamız lazım. Ben yapacağım şimdi bir şey. Yangaz, dur. Yangaz, bırak ya. Dur. İstediği budur. Tesadüfen mi karşılaştın? Randevun vardı Nefes yenge. Öğrenmiştir, gelmiştir. Az akıllı olun da. Uzaklaştırma emrini önce benim çiğnememi sağlayacak. Beğendin mi çiçekleri? Şu alçıyı çıkartalım da gidelim. Görmezden gelin. Haydi. İyi madem. Ben çiçeği bırakayım. Bekliyorum. Buyurun, elinizi yıkayabilirsiniz. İyi misin? İyiyim. Geçmişten kalan son zincirimden de kurtuldum. Bak. Yengem be. Yengem be. İşte budur. Ne diyorsun? Tam ödev masası oldu. Çok güzel. Alçıyı çıkarttık. Parmaklar gayet iyi. Yarım saat sonra evdeyiz. Haydi bakalım. Ben gitmeden şu sandalyeyi de ayarlayalım. Gel aslanım. Okula gideceğim, okula gideceğim. Burada yeriz. Basit bir teşekkür yemeği değil miydi? Öncelikle Nazar, benim içinde bulunduğum herhangi bir şey basit değildir. Bunu zamanla anlayacaksın. Ve dışarıda beraber görünmemiz senin için biraz sıkıntı olur diye düşündüm. Sonuçta baban biraz sert bile. Benim iyi niyetimi yanlış anlayıp seni üzmesini istemedim. Anladım. Niye gülüyorsun? Hoşuma gitti. Ne? Bakışlarını kaçırmıyorsun. Güçlüsün. Ben geri adım atmam. Ama bunun tadına bakman lazım. Gerçekten bir şahane.
Sana bir şey soracağım. Hı? Sor. Gerçekten nefesin parmağını kırdın mı? Kırılmasına sebep oldum diyelim. İnkar etmişsin. İnkar. Belki inkar ederdim. Seni kandırabileceğimi düşünseydim. Doğru. Beni kandıramaz. Nefese işkence ettim, doğru yani. Bana inanmanı beklemiyorum Nazar. Ama beni yargılamadan dinleyeceğini biliyorum. O gece Tahir benim evimde, nefese benim karıma vuruldu. Hani birbirlerine olan bakışları. İnsan anlıyor. Hele karısı tarafından ilk kez aldatılmıyorsa. Ve sen de parmağını kırdın. Yani elimi alıp kırmadım tabii. O an öfkeyle onu itince kırılmasına sebep oldum. Neden peşindesin? Yani peşinde ol tabii. Hatta al karını gidin buralarda. Ama senin gibi bir adam defalarca aldatılmasına rağmen neden hala karısını ister? Çünkü ben mükemmel değilim. Hatasız değilim. Zaaflarım var. En büyük zaafım da oğul Yiğit. Ve Nazar. Nefes. Benim bu zaaflarımı çok iyi kullanıyor. İnsanız tabii. Hepimizin zaafları var. Mesela... Senin en büyük zaafın... Mercan. O benim ablam. Evet. Ve sen de ablan için... benim adamımın belinden silah yürütüp Tahir'in peşine düştün. Sen bunu fark ettin mi?
Biraz geç oldu ama fark ettim. Günün sonunda gözümden bir şey kaçmaz Nazar. Daha başka neler fark ettin dinlemek ister misin? Mesela... Tahir'in ablana yaptıklarının bedelini ödemesini istedim. Anlık bir şeydi. Öfkeden gözlerin kör oldu. Aklını yitirmiş gibiydin. Ama yine de... ablandan akan kanın Tahir'den de akmasını istedim. Sen bunu nasıl... Şu anda bile ablan için buradasın. Ne? Ablanın hayatını mahveden kadının kocasını tanımak istedim. Hayır. İlk hemşire arkadaşım yolladı beni. Reddedebilirdim. Ama sen bu şansı değerlendirmek istedin. Ve biliyor musun Nazar? Ben senin yerinde olsam... senin yaptıklarının aynısını yapardım. Sanırım bu yüzden birbirimizi bu kadar iyi anlıyoruz. Nazar. Sen daha önce seni bu kadar iyi anlayan biriyle karşılaşmış mıydın? Yemek hazır olana kadar kalk çantanı hazırla. Sonra sabah canımı alıysın. Seni uçak düşmanısın. Aa, neredesin? Seni. Dur ya. Ana. Seni hayır seni. Altın gününde doldurmuşlar abini Mustafa Kurtar. Oo her gece bir action. Nedir bu da? Kız ne yaptın yine? Anan için nefes almam bile yeter da. Ben bir bilemedim şimdi ne yaptım. Bir şeyden haberin yok senin. Oldun iyice lalak. Ana, övmelerin bittiyse de bakayım bana şimdi. Ne oldu? Bu nefes kancığı temelli burada kalıymış. Senin bu aklı gıtkarın da almış onu muhtara götürmüş. E nereye götürecektim? İkameti kasaplar vermiyor ki. He. Son derece mantıklı. Mustafa? Senin bundan haberin var mıydı? Hepimizin nefesin buraya yerleşeceğinden haberi var ana. Sen de buğa izin verdin, he mi? Ne edeceğim ana? Senin uşuyorsun tutturdu ha nefes buraya kalacak diye. Yoksa dedik kızı alırım giderim. Ne deseydim? Al kızı git bir deseydim. Giderim bu dedi. Giderim bu dedi. Giderim bu dedi. Ana bir sus ana. Sonunda ben vuracağım bu karıyı, o olacak. Ana. Ana hiçbir şey yapmayacaksın. Bak ben Tahir'e söz verdim. Nefes benim bacım, koruyacım diye. O da bana söz verdi. Uzak duracağım nefesten diye. Anladın mı ana? Giderim demiş o. Sus Mahir. Giderim demiş. Oy giderim demin. Sen gelir miydin benim yanıma? Senin için gelmedi o. Kimin için geldi? Tahir için, nefes için. Ne demekmiş uzak duracaklar? Ben şart koşmadım Asya. Tahir kendi geldi bana. Ne dedi? Tahir ne dedi dedim Mustafa? Ortalık karıştıktan sonra... sen nefesi koru. Ben de uzak duracağım dedi. He.
Seni esekten koruyacak sanmıştır. Ne bilsin hain kurda kuzu teslim ediyi. Bu sefer ne gavurluk yapacaksın nefese? Nasıl ya? Ben kardeşim can için yaptım. Bir daha yapmam korkum. Değilsin. O gün niye yaptın? Yiğit'i verdin, itirafı aldın. Sonra Tahir Yiğit'in yerini bulunca niye tekrar Eyşan'ı haber ettin Mustafa? Kardeşinin canı zaten garantideydi. İtiraf da elindeydi. Asya. Dur. Ben diyeyim onu. Bir şey yaptım, tam yapayım dedin. Vedat Yiğit'i alırsa Nefes Vedat'la evlenir dedin. Biz de toptan kurtuluruz dedin. Tüm bunları yapmışken Tahir'e verdiğin söze niye inanayım Mustafa? Beni bir anda kurban oldum. Deme artık bir şey. Deme. Niye derim biliyor musun? Beni gelin çıkarırken babam bana demişti ki eşler birbirinin örtüsüdür. Allah'ın emriymiş. Eşler birbirinin ayıbını, kusurunu örtecekmiş. Rabbim günah yazmaz. Çok zor geliyor o emir. Kimseye diyemediğim ben sana söylerim. Demezsem Zehrun içimi yakacak be Mustafa. Bir de o çocuğu düşün. Hadi ben sana söylerim. O çocuk söyleyemeydi. Korkay. Sen bilirim. Günahım büyüktür içimi yakay. Ama sen ağlama kurban olayım. Sen ağlama. Nasıl ağlamayın? Ben kime ağlayacağımı şaşırdım zaten. Bu dünyada cehennem yaşattığın o Sebiye mi? Öbür dünyada cehenneme attığın Mustafa mı? Ben kime ağlayacağımı şaşırdım zaten. Asya. Yanından mı geliyorsun? Kimsin de sorarsın. Kimsin he? Öyle mi olduk şimdi? Neydik ki? Kendin çaldın, kendin oynadın. Yok ya. Taş köprülerde benimle gezerken sen de oynay gibiydin. Tahir abinin niyeti ne? Ablamın canını ne kadar yakacak? Onu öğrenmek için çıktım. Hepimiz gördük ne kadar yaktı. Ha bize düşman oldun. Düşmanımın düşmanıyla oynaşayım mı dedin? Ağzını topla, çarparım. Çarparsın. Çarpılacaksın kızım, çarpılacaksın. O şeytan çarpacak seni. Nefesten görmedin mi? Geri zekalı mısın? Yok, görmedik. Nefesten duyduk sadece. Hepiniz hemen inandınız. Ama ben kendim baktım. Adam şeytan mıymış, değil miymiş? Hepinizden medeni. Yuh be. Ne yuh? Belki nefes yalan değil. Belki abinle bir olup kendi zinalarını örtmek için yalan söylüyorlar. Bu konuşan Nazar mı, Vedat mı? İyi işlemiş seni. Kimse beni işleyemez. Sizin yalanlarınıza da kanmadım. Sonunda da haklı olduğum ortaya çıktı. Etme Nazar. Bu adam seni parmağında çevirir. Sonra da mahveder. Nefes gibi mahvolma. Ben nefes değilim. Ne mahvolurum ne de nefes gibi mazlum edebiyatı yaparım. Ula ne halim varsa gör demek vardı da. İşte Nazar. O adamdan uzak dur. O şeytanın son kurbanı olma. Hadi canım hadi. Git kendi çöplüğünde horozlan. Ben kimsenin kurbanı olmam. Kimseden de emir almam.
Bunu da iyi bekle. Telefon almışsın ha karıcığım. Güle güle kullan hediyesi olarak bir kedi videosu gönderiyorum. Kıskandın değil mi? Allah senin belanı versin. O hasta kafandan neler geçiyor senin? Hasta değil karıcığım. Aşık. Hangisini daha çok kıskandın? Hastaneye gönderdiğim çiçekleri mi yoksa nazar için hazırlattığım masayı mı? Yeni kurbanın değil mi? Bana ulaşamayınca kendine o zavallı kız mı hedef seçtin? Sana ulaşamayınca değil hayatım. Sana ulaşmak için o zavallı kızı kurban seçtim. O ne demek o? Senin başına gelenler başka bir kadının başına gelsin istemezsin değil mi karıcığım? Senin pamuk yüreğin bunu asla kaldırmaz. Hadi bir test yapalım. Ne testi? Ne kadar fedakarsın testi. Nefes. Bir gün bu gelinliği giyeceksin ama ne zaman giyeceksin? Soru bu. Bakalım kendini hangi aşamada feda edeceksin? Ne zaman nazarı bırak beni al diyeceksin? O zamana kadar umarım nazar sağ kalır. Sen geciktikçe minik testimizin soruları giderek zorlaşacak. Her soruda nazarın canı daha da çok yanacak. Senin yüzünden kızın mahvolmasını hiç istemem. Sen de istemezsin değil mi karıcığım? Değil mi? Pamuk kalpli prensesim. Erken gideceğini zannetmiyorum Nefes. Oy nene. Kapıya dayanmadım hocam. Uslu uslu oturayım şurada. Evladım. Benim büyük kız da senin abinden çok çektim ben, biliyor musun?
Ha bir sene oturdu o kütüğün üzerinde. Şimdi senden mi çekeceğim ben? Hmm. Büyük kız Asiye yengem nefeste küçük kız mı oldu? Tövbe estağfurullah. De bana bakayım uşağım. Senden de abin kadar çekecek miyim, çekmeyecek miyim? Yok ben öyle abim gibi... Benim öyle bir niyetim yok. Senin kızın istemiyorum ki ben. O zaman teheccüd vakti ne diye oturuyorsun o kütüğün üzerinde? Kabus görüyor mudur diye merak ettim. Dün bu saatlerde uyanıktı ya. Mışıl mışıl uyuyorsa buradan gidecek misin? Nefes yok. Hocam sen çocukla kal. Osman hocam, nefes gayet iyi medresede. Merak etme. Thank you.
Tahir. Ne uyudun arkadaş? Ne uyudun derken? Sen ne zamandan beri buradasın ki? Üç çeyrekten beri. Yani teheccüden beri. Sen yine bana bir şey mi söylemeye geldin? Yok. Yine kabus gördün mü diye merak etmiştim. Sonra evde bulamayınca seni bir hafif yollu dellendim. Hafif yollu? Sen niye geldin buraya? Bakalım kendini hangi aşamada feda edeceksin? Ne zaman nazarı bırak beni al diyeceksin? Bir gün bu gelinliği giyeceksin ama ne zaman giyeceksin? Soru bu. Yine kabus mu gördün? Aha. Haydi. Millet sokağa dökülmeden eve bırakayım seni. Sonra da işe gideceğim. Sen gitmiştin. Çalışma masası için sana teşekkür edemedim. Teşekküre gerek yok. Sağ ol yine de. İşe girmişsin. Evet girdim. İyi, şimdi de çık. Ne? İşmiş yok, çalışmayacaksın. Değilsin. Değilim. Şirinlik de işe yaramaz. Şirinlik eden kim be? Şirinlikle senden izin mi alacağım? Sana soran kim? Rivrive etme daha, rivrive etme. Çalışmayacaksın dedim, bitti. Öyle mi deli Tahir Efendi? Aynen öyle. O zaman ben de aynen giderim. Ne? Duydun işte, giderim. Gidemezsin. Bak da gör bakalım gider miyim, gidemez miyim? Ödüklerin olmadığı bir şehir bulur, orada kendime iş bulurum. Tamam, çalış. Sana sormadım ama bir hayırlı olsun alırım. Zorlama da. Hadi gir şu eve. Yan gazları ararım, gelip seni alırlar. İstemez, ben kendim giderim. Yahu gir, yan gazları çağıracağım. Uf, tamam. Sen şimdi yan gazları yorma. Beni iki dakika bekle, ben üstümü değiştireyim. Sen götürürsün beni. Götüremem. Acelem var. Yan gazlardan birini gönderirim ben. İstemez, ben kendim giderim. Yahu yan gazlar gelir, alır seni dedim. Ben de istemez dedim. Ödük. Neymiş? Gücünü ezmiş. Götürme zaten. Götürme. Var bugün sende bir haller ama. Selamünaleyküm.
İlk karşılaştığımız günden beri beni içeri almanı bekliyorum komiser. Ama biraz fazla beklettin. Yapma ya. Dün gece kapımda polisi görünce dedim ki... Mithat Bozog is coming. Demma. Yani Kalelilerle aranda dayıoğlu, halıoğlu bir şeysi var galiba. Sonuçta akrabalarıma dokunma demek için beni içeri almanız zorunluydu. Dersine bayağı iyi çalışmışsın. Ezberledim hocam. Mithat Bozog. Cinayet masası başkomiseri. Peder Bey Bayram. Valide Hanım Fatma. Müzmin Bekar. Devletçi bir kişilik. Ama biraz köşeli bir karakter yapısı olduğu için akranları kadar terfi alamamış. O da ne yapsın? Akrabaları için ayakçılık yapıyor. Ben de dersime çalıştım. Yoksa bayağı rezil olacaktım ha. Bir kadına şiddet uygulamak. Cinayet masasından değil miydiniz siz ya? Aa pardon. Kadına şiddet de cinayettir tabii. Ben de çok karşıyım. Neyse ki eşim şikayetini geri aldı. Çünkü şiddete karşı olduğumu kendisi çok iyi bilir. Peki. Kendi branşıma döneyim o zaman. Bu olur mu? Zavallı Bülent. Arkadaşı bulmuş. Bir kız meselesi galiba. Komiser Bey. Bunlardan bir şey çıkmaz biliyorsunuz. Turgut Sayar. Evinde boğazı kesilmiş halde bulundu. Dosyada ne yazıyor? Cesedi bulan oğluydu. Daha lisedeydi. İlk defa ölü birini görüyordu ve korkudan nereye saklanacağını bilemiyordu. Kim bilir, belki ilk kez birini öldürmüştür. Hı? Nasıl? Ben de dersime iyi çalışmış mıyım? Daha çok fantezi kuruyorsunuz gibi geldi. Sana bir fantezimi anlatayım o zaman. Ben dersime çalışıp bu dosyayı tekrar açıyorum. Mezarı kazdırıyorum falan. Seni ikide bir sorguya çağırıyorum. Sen her geldiğinde böyle gergin oluyorsun. Fantezi dünyanız çok geniş, komiser. Ustudur Vedat Sayar, ustudur. Nefes bacımdan ve oğlundan uzak dur. Kanunlara uy. Hatalı fark etme. Yerlere çöp atma. Yoksa kırmızı ışıkta geçsem bile... kendimi babanın dosyasında çalışmaya atayabilirim. Bakarsın orada başka cesetler de bulurum. Beni anladın mı? Anladım. Yaramazlık yapmak yok. Yoksa Tahir Kaleli Mithat abiciğini çağırır ve beni dövdürtür. Bir sonraki dersimiz için sana bir ödev. Devlet memurunun karşısında nasıl oturulacağını
Bir çalış da gel. Ha, bu arada Nefes buraya yerleşiyor. Kendisini hemşerim ilan ettim. Bilmem anlatabildim. Nicolar, selam çakın bakalım kaptanınıza. Ben seni çıkaramadım. Kimsin sen uşağım? Sana da selam Cemal Kaptan. Bu bizim Tahir Kaptan'a benziyor. Ama yok, o işi gücü bıraktı, kız peşine koşay. Ha böyle bir uzaktan bakayım sağa, kimsin? İstersen çıkayım bir Crane'in tepesine de oradan bak. Belki daha iyi görürsün. Ha, Crane dedin hatırladım. Buyur, sen kaptan köşküne geç. İşte! Hoş geldin uşağa. Çöz anahtarı! Konuşuyor. Haydi bir ademir bismillah. Musa abi. Haydi bismillah çalıştır motorları. Akşam kaçta alalım seni? Almayın, ben kendim gelirim. Olmaz yenge, Tahir abimin kesin emri var. Ona neymiş ki ya? Kendi getiremiyor ama oradan emir yağdırmayı biliyor. Bakın ilk iş günü. Hiçbir kaleli benim moralimi bozamaz. Haydi canım, haydi. Ula soyumuzdan mı, suyumuzdan mı bilmiyorum ama... Gelinlerimizin hepsi atarlı ya. Nefes zorlu. Bunun benim için anlamını bilemezsin. 8 seneden sonra hayallerime kavuştum an şu an. Bir sonraki hayalini kurmaya başla o zaman. Önce masamın keyfini çıkarabilir miyim?
Benim çok şey öğrenmem lazım. Ben 8 senedir bilgisayar kullanmadım ki. Hatırlarsın canım biraz kurcalayınca. Sanki hapishaneden yeni çıkmış gibiyim. Zaman geçmiş. Her şey değişmiş. Korktum. Bütün hayatını kendi hapishanesinde geçiren binlerce insan var Nefes. Çoktan kendini kilitlemiş bir sürü insan. Sen orada bile esir olmamışsın. Şimdi mi korkuna esir olacaksın? Korktum. Ama korkak olmadım. Vedat'tan da korktum. Ama korkuya esir olmadım. Asla olmam. O zaman bir kahve yap bakalım Nefes Hanım. Çalışmaya başlayalım artık. Taş bassın yerime dedi gönlüne, gönlüne. Taş bassın yerime dedi gönlüne, gönlüne. Emri olur başım gözüm üstüne, üstüne, üstüne aman aman üstüne. Başım gözüm üstüne, üstüne, üstüne aman aman üstüne. Bakmasın demiş bir daha yüzüme, yüzüme. Bakmasın demiş bir daha yüzüme, yüzüme. Emri olur inansın bu sözüme, sözüme, sözüme aman aman sözüme. Emri olur inansın bu sözüme, sözüme, sözüme aman aman sözüme. Selamünaleyküm Gültekin. Oo, en sevdiğim müşterim Mustafa abim. Ve aleykümselam. Senin yolun buraya Asiye yengemsiz düşer miydi ya? Bu sefer düştü. Ha, anladım. Sen Asiye yengemin beğendiği hazır kelepçeyi almaya geldin. Ulan Asiye kelepçe mi beğendi? Yüzüğümün yanına yakışır dedi. En yakın zamanda ya ben gelip alırım ya da Mustafa'yı gönderirim dedi. Oy Asiye'm oy. Ney Mustafa abi ney? La yavaş Gültekin yavaş. Almayacağım kelepçe filan. Sen bir $1,000,000 borç vereceksin bana. Ne? Ne edeceksin o kadar parayı? La sana ne? Ne edeceksem edeceğim. Sen 1,000,000 vereceksin bana. Ben de karşılığında sana 6 aylık çek vereceğim. Sen vereyim misin vermeyeyim misin onu de bana. Etme abi gideyim Allah'ına ya. Ben yani burada küçük bir kuyumcuyum. Bana para ne gezer? Ula yeme beni Gültekin. Piyasadan para toplaysın, faize borç verirsin onu bilmeyeyim mi sanıyorsun? Ayıp oluyor ama Mustafa abi. Sen dayattın beni tefeci. Ayıbın adı gayip. Gültekin. Portföy yöneticisi diyelim biz ona. Kimse gücenmesin ha? Abi ne bileyim şimdi yani bilemedim ama... Nasıl edelim biliyor musun? Sen bana biraz müsaade et. Ben bir ayağını bir ayağını bakayım ne dur ne değil dur. Ayarlayabilirsem haber ederim sana. Benim vaktim yok Gültekin, azale. Tamam da abi. Haydi Allah'a emanet. Sen de. Sen şu Asiye'nin beğendiği kelepçeyi göster bakalım ha. Aman göstereyim. Ah.
Ben geldim. Asiye açın. Asiye abla. Ulan dur, devireceksin beni. Sıpa. Nasılsın paşam? Çok 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 iyiyim. Çünkü okula başlayacağım. Duydun mu sen? Duydum, duydum. Çok da sevindim. Osman deden nerede? Kur'an okuyor. Allah kabul etsin o zaman. Haydi içeri girelim. Asiye abla. Efendim paşam. Sen Mustafa amcanın benim babama verdiğini kimseye dedin mi? Demedim. Sen de mi demedin? Demedim. Senin de içine dert doluydu değil mi yiğidim? Benim de. Neyi demediniz? Ne içinize dert oldu? Ha? Osman dede. He. Hani yalan söylemek günah ya. Saklamak da günah mı? Çocuklara günah yok. Ama çocuklar iyi kötüyü annelerine söyleyecekler ki anneleri çocukları korusun. Peki ya çocuk annesini korumak istiyorsa? Çocuklar korumaz, çocuklar korunur. Annem de bana hep der ki, sen büyüyene kadar koruma işi bende. Doğru söylüyor. İşte bak, söyle o zaman paşam. Annen hep korur seni. Tahir abim de korur. Korur tabii uşağım. O zaman Tahir abime de söyleyebilirim. Söyleyebilirsin tabii. Uşak iyi olsun da geri kimse mühim değil. Efendim Gültekin. Cemil abi gözüm kör olsun, büyük bir iş vurdum. Ha, para mı istiyorsun yine? Ya daha ama sahada hakkını vereceğim yani. Biliyorsun bankadan iyi veririm. Kim müşteri? Kaç para istiyor, ne verecek? Mustafa Kaleli. $1,000,000 istiyor. 6 aylık çek verecek. Ana para artı ayda %3 faiz. Nasıl? Ya şimdi senin var ya cinsine cibiliyetine başlayacağım ha. Ulan sen hap Kaleliler yüzünden benim başıma gelene bilmiyor musun sen Gültekin? Bana bak, ben o parayı vermem. Sen de bak bir yerlerden bulup da o Mustafa'ya borç verme. Ha bu piyasaya var ya izin kalmaz. Silerim. Sen de hoş geldin. Vallahi pek hoş bulmadık galiba Cemil Bey. Hayırdır, iyi misiniz? Geçen oturma. Mustafa Kaleli de bizim kuyumcuyu aramış. İhale parasını 6 aylık çekten borç istemiş. O da geldi benden istiyor, densuz. Hayır mı dediniz? He, gene diziyordun. Hemen o kuyumcu arkadaşınızı arayın ve istediği parayı vereceğinizi söyleyin. Ben karşılarım. Sen karşılarsın. Hı hı. Madem Mustafa'ya borç veriyordun, o kredileri niye iş kapattırdın? Ah be Cemil Bey. Eşancığım. An itibariyle Kaleli kumu batırdığınız doğrudur. Gözünüz aydın. Batırdın mı? 2-3 aya kalmaz Kaleli Kum'un bütün gemilerini haraç mezat satın alabilirsiniz Cemil Bey. Tebrik ederim. Nasıl? Diyeceğim da
Faizin hayrı olmaz Gültekin. Demirim. Alan Mustafa abi, senin işini görsün de deme ya. İyi bakalım. Hadi Allah'a emanet. Sen de. Görüşürüz. Buyur Cemil abi, çekler. Hepsi tamam da. Aha, tamam. İyi. Al, bu da senin peşin komisyonun. Bereket versin. Bereketini gör. Selametle. Haydi güle güle. Bence o adam haksız. Ya sonuçta 3 aylık çek almış. Bir ay sonra işleme koymuş. Olmaz ki öyle şey. Alo, Mercan, Tahir ben. Gelip alayım mı seni? Yemek yeriz ha? Senet gibi değil yani, bankada... Çiçekler kimden gelmiş ki? Vedat'tan. Nereden biliyorsun? Canım, bugün benim adamlarım seninle sık sık karşılaşmışlar. Anladığımız kadarıyla çalışmaya başlamışsın. Kutlamak istedim. Nazar değmesin. Değerse de senin yerine nazar boncuğu parçalansın. Çok sevgiler. Esma abla, sen nazar nerede oturuyor biliyor musun? Ona Vedat tehlikesini anlatmam lazım. Oo Tahir Bey, sözlüyken bu kadar aşındırmadın kapımızı. Hayırdır? Nazar, sana ağzının payını verdim say, git ablanı çağır. Yok ablam, güle güle. Nazar. Mercan, hadi hazırsan çıkalım. He, tabii çıkın. Babam da hep bugünleri bekliydi zaten. Şey, Nazar haklı. Babam duyarsa... Ulan ne oldu şimdi? Telefonda tamam dedin yemeğe. Geliyor musun, gelmiyor musun? Ben pek aç değilim. Şurada konuşsak olmaz mı? Ve subhanallah. İstersen çeşme başında buluşalım Mercan. Çeşme başında sevdalar buluşmaz mı Tahir abi? Mercan yürü, yoksa kardeşin elimde kalacak. Abla, 5 dakikayı geçmesin. Evde çok sıkıyorlar mı seni? Yok, çok değil ama... Ama sen yine de babandan korkaysın. İyi misin? İyiyim. Sen? Harikayım. Nasıl iyi olayım Mercan? Sen canına kastettin. Bunun bir sebebi de ben. Üstelik bu yaptığımın bir özrü de yok. Beni kaçırmadın diye özür dilemiyorsun herhalde. Hayır da. Daha en baştan o yüzüğü taktım diye özür dilemeye çalışıyorum. Oldu bir kere. Şey... Nefes buraya yerleşmiş. Öyle mi? Mevzu olmuş şimdi. Mercan. Bak ben seninle açık açık konuşacağım. Sen de benimle açık açık konuş. Utanmadan. Anlaştık mı? Zaten olacağım kadar rezil oldum. Sağ. Aileme, sürmene. Nefese bile. Ya nefesle ne alakası var? Üstelik kimseye de rezil olmadın. Oldum. Öyle deme. İnsanlık hali. Tamam saçmaladın ama beşer şaşar yani. Şimdi
Senin bu saçmalığı bir daha yapmaman için benim ne yapmam lazım? Yok. Bir daha yapmam. Zaten onu bile beceremedim. Şükür ki beceremedin. Mercan. Haydi tamam evlenelim demek istemiyorum. Sana desem ki biz olamayız, seni mutsuz ederim. Nefesle mi olacağım? Bak hala nefes diyor. Ya nefes yok. Öyle bir ihtimal yok. Ama sen diye bir ihtimal de yok. Ama onu seviyorsun. İhtimal olsun olmasın. Mercan, bu muhabbet var ya, vallahi normal değil. Ya senin bu halin zaten normal değil. Sevmenin nesi normal değil? Öldürüyor olması. Anlaşılan ikiniz de aynı fikirdesiniz. Nefes de hastanede, sevgi hayat almaz. Hayat verir dedi bana. Vallahi ben senin kadar takmadım kafayı nefese. Bırak kızım şunu, unut. Mercan. Bir doktorla konuşmak ister misin? Götüreyim mi seni? Nazar da doktor dedi ama... annem bir hoca bulmuş. O daha iyi değil. Nasıl hoca? İşte muskacı hoca. Ya ne muskası, ne hocası? Saçmalamasın lan. Tamam, ben araştıracağım. İyi bir doktor bulacağım. Beraber gideceğiz, götüreceğim seni, tamam mı? Tamam. Yani bilmiyorum. Bugün yemeğe de tamam demiştim ama... şimdi bizimkiler hayır derse... Mercan, ne olacak senin bu halin kızımda? Ne yapayım? Ben de böyleyim işte. Tamam, böyle ol. Sıkıntı yok. Sen mutlu ol da. Olmaya çalışacağım. Osman Hoca gelmişti. İyi olmuştum. Sonra yine çöktüm. Ona söyler misin? Yine gelsin ziyarete olur mu? Tamam. Söylerim. Haydi gir şimdi eve. Yoksa Nazar ortalığı yıkacak. Esma abla, Tahir burada. Devam et, tamam mı? Bas gaza. Kız Tahir'in burada ne işi varmış? Ne bileyim ben. Mercan'la kikirdeşmeye gelmiştir. Deli Tahir. Kikir demek. Esma abla gülüp durma. Zaten sinirim bozuk. Nazar'la da konuşamadım. Ha sen Nazar'la konuşamadığına bozuldun. Mercan Tahir'le gördüğüne değil. Ya ona niye bozulayım ben? Ergen miyim? Vedat Nazar'a takmış. Şimdi Tahir'le Mercan'ı düşünemeyeceğim. E konuşsaydın o zaman Nazar'la. Niye kaçıyoruz ki biz nefes? Ha. Tahir Vedat'ın beni Nazar'la tehdit ettiğini öğrensin. Gitsin oteli bassın değil mi? Benim onun Nazar'la tek başına konuşmam lazım. O zaman bir an önce daha devirenlerde ne alt ettiğimizin açıklamasını bul. Çünkü arkadaşsa olduk ikisi aynı anda. Mustafa, parayı ödeyemeyince hüküm çıkarma ihalesi bizde olacak. İhale için borç aldığı parayı kaybetti. İhaleyi de kaybedecek. Ha. Bir de bana 1 milyon dolar borcu oldu. İnanır mısınız Cemil Bey? Neredeyse ağlayacağım şu Mustafa kaybedecek.
Çık. Ya bırak, ne yapıyorsun? Ya bıraksana. Kendim çıkarım ben, ya bırak. Senin orada ne işin vardı? Beni mi takip ettin? Seni ne takip edeceğim ben be? O zaman niye? Nefes. Bak yalan söyleme. Bir sefer söyledin delirdim, söyleme. Ya yalan söylememek için susuyorum. Beni takip etmediysen Mercan'a geçmiş olsun demeye gelmedin herhalde. Sen nazara mı geldin? Bana ateş etti diye mi? Beni korumaya mı çalışıyordun? Kızım biz seninle kavga etmedik mi merminin önüne atladın diye? Mermiye sıkanın karşısına atlamak ne Duda? Sen niye oradaydın? Mercan'la yine mi başlıyorsun? Dedim ya, bu işler bana göre değil. Hı. Sen bu aralar pek ortada olmayınca... bugün işe de götürmedin beni. Elime bir geçmiş olsun bile demedin. Ben de sandım ki... Uzak durmaya çalışıyor. Niye söylemedin? Çünkü... geçmiş olsun demekle durmayacaktım. Çünkü... of nefes, konuşturma. Susuyoruz işte bu mevzuları da. Tamam. Susalım zaten. Sesim çıksaydı, bir tek sana söylerdim. Ama o zindanda ne ses kaldı ne de nefes. Sen hem nefes ne demek biliyor musun? O ne be? Arkadaş olmak demekmiş. Arkadaş mı olacağız? Onu da anlamayacaklar ya. Biliyordum. Durum o kadar kötü mü? Artık tek düşmanımız Vedat değil. Cemil daha deviren de var. Ne yapar bilmiyorum. Ama bir süre canımızı çok sıkar. Senin de üzülmeni istemiyorum ben Nefes. O yüzden uzaklaşıyorsun. Çalışmamı da o yüzden mi istemedin? Yoksa sadece ödük müsün? Bence kadın dediğin çalışmalı. Yoksa evde kime saracağını şaşırır. Güvenliğinden korktum. Bunları bana söyleyeceğine... estin yağdın. Niye? Çünkü deli Tahir. Tamam işte da. Hiç hoşuma gitmese de senden uzak duracağım. Mithat abi ve abim seni koruyacaklar. Abim söz verdi. Seni bacısı, yiğidi evladı bilecek. Karşılığında da uzak durman sözünü almıştır. Yok. Bu sefer benim fikrimde. Biz hiç birbirimizi göremeyecek miyiz? Yiğit. Onu ara sıra gemiye götürürüm. Erkek erkeğe takılırız. Arada eve uğrasan olmaz mı? Teheccüd vaktinde falan. Gel buraya.
daha böyle kalabilir miyiz? Kalırız. Şimdilik. Şimdilik senin evin. Ne diyorsun lan sen? Parayı kaptırdın. Hı? Yani ihaleyi alamayacaksın. Yani kum çıkarıp satamayacaksın. Çekleri de imzalamışsın. Bana 1 milyon dolar borcum var Mustafa. Artık gelsin icralar, gitsin hacizler. Sendin ha? Sendin. Necip, önce evi mi haczetsek ya? Karın buraya yerleşmek istiyormuş. Belki kaleli konağa yerleşiriz. Hem evlendikten sonra balayımızı da Tahir'in odasında yaparız. Ne dersin Mustafa? Yiğit'i göreyim mi gitmeden? Anneciğim. Ne oldu? Yiğit size bir şey söyleyecek. Söyle anneciğim. Yiğidim. Ben korktum. Söyleyemedim. Korkma aslanım. Bak biz buradayız.
beni babama. Mustafa amcam verdi. Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez.